işin içinde Bulgar var. Onun malının sevkiyatını yapacağız. Başarısız olursak kellemiz gider. Basıldık! Allah kahretsin, kim bastı? Çabuk olun! Hadi çekiliyoruz! Geri! Çatışmadayız. Bir kurşun sıktığını bile görmedim. Sen hainsin. Esmer! Paşa tarafından gelen bu adam kimdir, nedir bize anlatmadan? 10 ay beklemeden aramıza soktu. Adamım dediğin bu herifin köstebek olmadığı ne malum? Ne demek istiyorsun sen? Belki de hain sensin. Kendini temize çıkarmak için beni kullanıyorsun. Benimle konuşurken dikkat et. Sana söylemek istediğim bir şey. Şerif! Şerif! Bu sana ait. Bu ne? Neyin anahtarı? Nasıl cesaret ettiler buna? Nereden buluyorlar bu cüreti? O kurşun şerefe değil. Hepimize sıkıldı. Devlete kalkan el kesilir. Haklısınız. İzniniz olursa yaptırmış olabilecek herkesi sorgulayabiliriz başkanım. Efendim, bana kalırsa biraz daha bekleyelim. Delillere göre hareket etmeliyiz. Kim veya kimler oldukları belli efendim. Sessiz kalmamalıyız. Delillendirme aşaması bize zaman kaybettirecek. Suikast silahı kullanılmış olmalı. O kadar uzaktan hedefi bulduğuna göre. Boş kovan ve mermi çekirdeğinin balistik araştırması geldi mi? Evet efendim, doğru tahmin ettiniz. 7.62 milimetre çapında 800 metre tesirli kanas kullanılmış. Şimdilik bir görgü tanığı var. Bir eşkal tarifi yaptırdık. Uzaktan gördüğü için çok kesin değil ama arkadaşlar hala olay mahallinde çalışıyorlar. Silahın başka bir işte kullanılıp kullanılmadığı ve kime ait olup olmadığı öğleden sonra belli olacak. Çalıntı silah değilse tetiği çekene kolayca ulaşabiliriz. Baylar, silahı sıkan el değil, asıl hedefimiz gerisindekiler. Seferberlik ilan ettik. Susamayız ve susmayacağız.
Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Emredersiniz efendim. Bütün hayatımı buna adadım. Çocukluğum, yıllarım hep bugünü düşlemekle geçti. Oldu işte. Sonunda seni buldum. Kaybolan yıllarımızı geri aldık Esmer. Bu nasıl bir mucizedir ki biz Ezo ve Esmer olduğumuzu bilmeden yine birbirimize aşık olduk. Bizim hayatlarımız birbirine yapışık Ezo. Pamuk şeker. Pamuk şeker ne olur ne olur ne olur. Buyur abi. İki tane. Buyur. Hadi al bakalım. Buyur abi. Sağ ol. Bereket versin. Ne zamandır yememiştim ben. Adını binlerce kez söylemek istiyorum. Ezo. Ezo. Ne kadar aptalım ki tanımadım seni. Ne kadar körüm ki göremedim seni. Ama artık bırakmam. Ölsem de bırakmam. Hala yerinde Beniran. İçeri giremezsiniz. Çekil şuradan, çekil. Müsait değil. Durun lütfen. Ne oluyor lan? Tabancam, silahım nerede? Sana. Çekil, çekil dedim. Kimsiniz siz lan? Hadi bakalım Niran Hanım. Hesap vermeye gidiyorsun. Ne diyorsun sen be? Ne hesabı? Kime hesap verecekmişim? Neredesiniz ulan Murat? Kış uykusunda bonca beslediğim herif. Burada sadece biz varız. Sen benim kim olduğumu biliyor musun ha? Ölümüne mi susadın be adam? Süründürürümsü. Çekilin. Dokunmayın bana. Kapa çeneni. Evet, senin kim olduğunu biliyoruz. Devlete el kaldırmaya cüret eden bir pislik. Yandınız siz. Mahvedeceğim hepinizi. Pişman edeceğim ulan sizi. Dostlarım sizden hesap soracaktır. Cezalandırılacaksınız. Bana bak. Usta olmazsan hiçbir dostunu göremezsin bir daha. Bırakın şuna laf yetiştirmeyi. Alın da gidelim. Bırakın lan. Bırakın dedim lan. Bırakın ha. Bırakın lan. Bırakın lan. Hadi sus. Mahvedeceğim hepinizi. Yürü. Hepinizi mahvedeceğim. Hadi yürü. Bırakın lan. Bırakın dedim lan hepinizi mahvedeceğim. Hadi. Mahvedeceğim tamam. Lan hepinizi. Nereye götürüyorsunuz beni? Cevap versenize lan. Bırakın dedim size. Hadi gir. Gir. Aa, yapma ama. Bozuyorsun şeklini. Bozsam ne olur ha? Benden değerli mi? Hiçbir şey senden değerli olamaz Esmer. Esmer. Bunu birine diyebilmek için yıllarca bekledim. Ben de Ezo. Ben de.
Hadi bir kez daha anlat. Onun Ali olduğunu öğrenince ne hissettin? Ha, siz başta düşmandınız. Karşı karşıya geldiniz birçok kere. Birbirinizi öldürebilirdiniz. Ve bir gün birdenbire pat diye Ali'nin gerçek kimliğini öğreniyorsun. O da seni. Düşmanın meğer yıllardır aradığın öksüz kardeşinmiş. Ortaya çıkıveriyor. Hadi anlatsana. Ya hadi ya. Ya ben? Peki ben bunları nasıl anlayamadım bunca zaman? Ne seni ne de Ali'yi tanıdım. Çatıda sana durumu anlattığımdan beri hiç susmadın, farkında mısın? Hı? Bir dur, bir nefes al ya. Ali geldiğinde uzun uzun daha çok konuşacağız. Çok heyecanlıyım Esmer. Duramıyorum, durduramıyorum kendimi. Ben gidip yemeğe bakayım. Esmer, biliyor musun? Sen, ben ve Ali. Hani o tepeye çıkıp oturduğumuz, konuştuğumuz, birbirimizle omuz olduğumuz, destek olduğumuz zamanlarda hep ben bu anı daha önce yaşadım hissi oluyordu. İlahi bir adalet varmış Ezura. Olmasaydı bu kadar acı çektikten, bu kadar kaybettikten sonra biz bugün bu anı yaşıyor olamazdık. Bir saniyem bile sana dokunmadan geçsin istemiyorum. Ali geldi sanırım. İyi akşamlar. Hoş geldin. Ne oldu? Yüzünde güller açıyor. Ya. Hı? Siz iyi misiniz? Belli ki aranız düzeldi. Baş başa bir gece geçirmeye hazırlanıyorsunuz. Beni niye Karaçalı gibi çağırdınız aranıza? Aa, o ne demek şimdi? Hadi gel, otur masaya geçelim. Neyi kutluyoruz? Bu gece çok özel Ali. Hayatlarımızın en özel gecesi. Belki de en özel gecesi. Anladım. Evleniyorsunuz. Hem de bu gece. Birazdan nikah memuru gelecek. Ben de nikah şahidi olacağım. Yalnız hatırlatırım. Ben gerçek olmayan bir kimlik taşıyorum. Yani şahit olamam. Yasal olarak mümkün değil. Evet, evleneceğiz. Ama bu gece değil. Ne oluyor ya? Yine birbirinize dövecek gibi bakmaya başladınız. Hadi kendinize gelin. Biz seni bu gece buraya bir oyun oynamak için davet ettik. Ne oyunu bu? Kayıp parçaları bir araya getirme oyunu.
Böyle bir oyun mu var? Nasıl oynanıyor? Herkes geçmişini anlatan en değerli şeyi masanın üzerine koyacak. Nasıl? Ben başlıyorum. Sıra sende. Bu nasıl bir oyun? Senin koyacak bir şeyin yok mu? Benim aklımı mı karıştırmak istiyorsunuz? Bu bebeğin ailende ne işi var? Aylin değil. Ezo. Ezo'yu bulduk. İşte, işte bizim Ezo'muz. O aileymiş meğer. Yine aynı sahtekarlığı yapmıyorsun değil mi? Başta Şebnem'in de Ezo olduğuna inandırdınız beni. Benim Ali. Benim. Ezo? Benim Ali. Selim ben. Hissetmiştim. Yemin ederim hissetmiştim. Sen hep başkaydın Halim. Bir şey vardı. Birbirimize ne kadar yakınmışız Ali. Aslında bulmuşuz birbirimizi. Boşuna çabalamışız. Kaybolduk sanmışız. Biraz sohbet edelim bakalım Niran Hanım. Neredeyim ben? Nereye getirdiniz beni? Burada soruları biz sorarız. Sen sadece cevaplayacaksın. Avukatım olmadan hiçbir soruyu cevaplamayacağım. Beni zorla tutamazsın. Zara! Bana bak Nirancan. İnadı bırak da adam gibi sorulara cevap ver. Son öldürttüğün adamın kim olduğu hakkında bir fikrin var mı ha? Neden öldürttün onu? Kimseyi öldürtmedim. Demek öyle. 5 Mart 2006'da öldürülen Selvi Hanlıların torunlarıyla da alakan yoktur tabii. Evet.
Aynen dediğiniz gibi. Bak hala saçmalıyorsun. Ne istiyorsunuz lan? Doğru düzgün cevaplar istiyoruz. Baştan alıyoruz Nirancan. Ne iş yapıyorsun? Kime çalışıyorsun? Daha uzun yıllara Rosa. Birlikteliğimizin ölene dek sürmesine. Tanrı senin gölgeni benden ayırmasın Süleyman. Bu hayatta bana sahip çıkan tek insan sen oldun. Minnettarım sana. Tam 15 yıl oldu Rosa. Ama yıllar geçtikçe başımı daha da döndürüyorsun. Hep çok güzel ve çekicisin. Utandırma beni Süleyman. 15 yıl önce böyle miydim? Sen 100 yaşına gelsen de benim için dünyanın en güzel kadını olarak kalacaksın. Daldın Rosa. Ne düşünüyorsun? Birkaç gündür yüzün hep solgun. Düşüncelisin. Hiç neşen yok. Neyin var? Hiç. Yorgun hissediyorum kendimi. Bir nedeni yok. İyiyim canım. Kız nasıl? Ezel'le görüşüyor musun? Evet. Sık olmasa da görüyoruz birbirimizi. Bana yıllardır beraber olduğumuz halde bir çocuğun olduğunu söylememiştin. Gerçi ben de geçmişini, yaşadıklarını deşip sorgulamak istemedim. Kızını bulduğuna göre sana sormak istediğim bir şey var Rosa. Ezel'in babası kim? Herhangi biriydi işte. Terk edip gitmişti beni. Niye bunları soruyorsun şimdi? Hem o öldü. Seni terk edip gittiyse öldüğünden nasıl bu kadar eminsin? Öldüğünü duymuştum. Ben bunları konuşmak istemiyorum Süleyman. Lütfen. Bak Rosa, benden hiçbir şey saklamıyorsun değil mi Rosa? Sana ne kadar çok güvendiğimi biliyorsun. Hı? Şu tuzu ver lan. Canım, kolunda omzunda ağrı var mı? Yemene yardım edeyim mi? Sağ ol sevgilim. İyiyim ben. Az bir ağrım var ama önemli değil. Bir şey yok baksana. Domuz gibi maşallah.
Siz niye bu kadar sevgisizsiniz? Oğlunuz neredeyse ölüyordu. Umursamıyor musunuz? Tamam kadercim, büyütme konuyu. Neden? Neden büyütmeyecekmişim? Kanlı paranızla karnımız doyuyor ya. Silip konuşmayalım istiyorsunuz. Bana bak kızım. Bu eve girerken avukatlığını kapının önünde bırakacaksın. Bu evde gelinsin sen. Selvi Hanım'ın gelini. Haddini bileceksin. Baba lütfen. Hadi Kader, sen de otur yemeğimizi bitirelim. Hayır Avşar, gelinsem köle değilim. Tabii sevgilim, öyle ama lütfen. Ev şekerim, hanım köylü. Ulan ne biçim adamsın sen be? Karına bu evin kurallarını öğret, yoksa ben öğretirim. Yeter canım, sofrada uzatmayın işi. Hem oğlanın ne suçu var? Gelinin oğlunu sever düşünür, ondan da memnun değilsin. Daha yeni evliler, kocası yaralandı, psikolojisi bozuldu kızın. Başların psikolojisi ne de be? Bu evde kim normal ki? Hepiniz kaçıksınız. Üçtünüz dört oldunuz. İştah bırakmadınız adamda. Ne kadar çok uyumuşum ya. Niye kaldırmadın? Şşş. Onu uyandıracaksın. Yavaş ol. Görmedim. Uyuduğunu bilmiyordum. Bu bizim Ezo'muz. Değil mi Esmer? Yetimhanenin önünde bulduğumuz küçük bebek. Değil mi? Karşımızda işte. Mucize diye bir şey varmış meğer. Ezom karşımızda. Ve dünyalar kadar güzel. Ölmeyeceğime söz vermiştim. Yemin etmiştim. Bundan sonra Ezo için yaşayacağız Ali. Onu her şeyden koruyacağız. Canımız pahasına da olsa. Pahasına da olsa onu koruyacağız. Ne yapıyorsunuz siz? Hiç. Hiç. Sabah uyanacağım ve Esmer'le Ali'yi karşımda göreceğim.
gelse hiç bitmez. Rüyaysa hiç uyanmayayım. Dostluğunuz nereden geliyor? Ülker Paşa'yla nasıl tanıştınız? Eşimin arkadaşıydı. Biliyorsunuz eşimi seneler önce kaybettim. Onun aracılığıyla tanışmıştım ama o nasıl tanışmış bilmiyorum. Eşini kim öldürdü? Vallahi bilmiyorum, bulunamadı. Faili meçhul. Peki paşanın size yardımları mı oldu ki hemen adından bahsettiniz? Gözdağı mı vermeye çalışıyorsunuz? Yok, haşa. Ne yardım olacak? Paşamız beni iyi tanır. Sorarsınız diye belirtmek istedim. Bir iş kadını olarak bu devlete milyonlarca lira vergi veriyorum her sene. Kıskanılan başarılı bir kadınım ben. Hakkımdaki iddiaların hepsi düzmece, iftira. Dinliyorum. Bir süre daha. Anlaşıldı efendim. Ne oluyor lan? Cevap versenize. Bırakın lan beni. Kapa çeneni. Kapa çeneni lan. Çıkıyoruz. Ben hazırım. Çıkabiliriz. Nereye gidiyorsunuz siz? Çıkıyoruz. Dolaşacağız biraz. Sen kahvaltına bak. Yok ya. Doydum. Montumu alayım, ben de geliyorum. Çıkalım hemen. Kahvaltı ediyordun işte. Sen evde dinlen, keyfine baksana. Ne yapacağım tek başıma evde? Hem Zoe'yle anlatacak çok şeyimiz var. Anlaşılan artık yalnız kalamayacağız. Ben hazırım. Hadi hep beraber çıkalım. Konuşacak bir sürü şey var. Nereye gitmek istersin? Nereye mi? Yetimhaneye gidelim. Kim bilir ne haldedir şimdi. Hadi. Buyurun efendim. Çok incesiniz. Teşekkür ederim. O bebeği hep sakladın ha Ezo. Gözüm gibi baktım. Baktıkça sizi hatırladım. Hatırlıyor musun Ezo? Sürekli bebek adı masalını anlattırdın Esmer'e. Hiç de sıkılmazdın. Hatırlamaz mıyım? Her anlattığında sanki ilk defa duyuyormuş gibi daha da heyecanlanırdım. Ama Esmer de hiç sıkılmazdı anlatmaktan. Saklambaç oynadığımızda nasıldı? Bahçede gizli bir yer bulmuştun da saatlerce seni bulamamıştık. Müdür anne, bekçi nasıl telaşlanmıştı. Maşallah, senin hafızanda ne kuvvetliymiş. Ya o ağaç? Beni bulamayın diye yetimhanenin bahçesindeki ceviz ağacına tırmanırdım hep. Evet ya. Bir kere ağacın dalında asılı kalmıştın. Bir taraftan da bağırıyordun. Ali beni ebeleme, bu sayılmaz diye.
Müdür anne büyük bir merdiven getirtip öyle indirebilmişti aşağıya. Yarım saat öyle asılı kalmıştım ağacın tepesinde. Çok komiktin ya Ezel. Ne oldu Esmer? Ne biçim fren ya? Sen burada inecektin değil mi? Yo, ne inmesi ya? İnecektin. Hatırlasana, işin vardı ya senin. Ne saçmalıyorsun sen ya? İşim falan yok benim. Hey, dursana! Esmer, ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Buraya gel! Bak! Bak, bunun hesabını soracağım senden! Allah'ım ya, ne yapacağım ben şimdi? Şuraya bak. Saat kaç oldu hala kalkmadı. Saatlerdir kahvaltı masası öyle bekliyor. Aşırı da kendine benzetti iki günde. Bu saate kadar uyunur mu? İnsan biraz çekinir. Sen yeni gelinsin. Gelin geldiğin evin düzenini uyduracaksın kendini. Dil papuç ama. Vallahi bir şey de söylenmiyor. Hemen cevabı hazır. Avşarı da bizden koparmasın. Arayı iyi tutmak lazım. Oğlanın hatırı için çekeceğiz artık. Herkese günaydın. 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 Vallahi öğlen oldu. Tünaydın diyeyim bence. Tembellik yaptık bugün biraz Kader'le. Güzel uyumuşuz. Ben gerçi hala yerimi yadırgıyorum. Sabaha karşı uyuyabildim ancak. Yavaş yavaş kendini alıştıracaksın Kader'cim. Senin evin artık burası. Çay buz gibi olmuş. Yeni çay var mı? Vallahi çay iki defa demlendi. Bu saate kadar kalkmayınca soğumuştur tabii Kader'cim. Avşar bilir. Bizim evde kahvaltı erken yapılır. Bütün ailede kahvaltıda olur. Ben şimdi Hatice'ye söylerim, çay yapar bize. Vazgeçtim. İçmeyeceğim Avşar. Canını da istemedi zaten. Hadi canım, kahvaltını yap da toplasınlar artık. Ben de yemeyeceğim. Toplasınlar. Çıkalım istersen sevgilim. Dışarıda yeriz bir şeyler ha? Olur. Afiyet olsun. Hayrola, yüzünde güller açıyor. Ne kadar mutlusun bugün. Evet babacığım, mutluluktan uçuyorum. Merak da bırakma insanı kızım. Size anlatacağım şeyler var anne. Duyduğunuzu inanamayacaksınız olanlara. Neymiş bu? Senin ayaklarını bu kadar yerden kestiğine göre çok önemli olmalı. Evet babacığım. Allah'ım, bulutların üstünde gibiyim. Hala inanamıyorum. Hadi Aylin'cim anlatsana. Ben arkadaşlarımı buldum. Hangi arkadaşlarını? Yetimhanedeki arkadaşlarımı. Esmer'le Ali'yi buldum. Ne demek şimdi bu? Buldum diyorum anne. Yıllarca onları aradım. Oysa yanı başımdalarmış. Ne görmüşüm. Ali ve Esmer'i görememişim. Vazgeçmedin mi bir türlü şu çocuklardan? Kaç sene geçti aradan? Sen artık yetimhanedeki küçük Ezel değilsin. Onlarla ortak hiçbir yanın yok. Olamaz. Senin asla kabul etmediğin ama gerçek olan bir şey var anne. Onlar benim geçmişim. Ne yaparsan yap silemeyeceğin gerçeğim. Tamam. Meral, bırak kız anlatsın. Nasıl buldun onları? Kim bunlar kızım? Sinan. Sinan var ya. Aşık olduğum adam Esmer'miş. Bu ne demek oluyor şimdi?
Bu ne saçma sapan bir iş? Seni kandırmak için şimdi de bunu mu uydurdu? Görüyorsun değil mi Selçuk? Bırakmıyor bu adam kızın peşini. Yeter ya, yeter! Niye sizinle hiçbir sevincimi paylaşamıyorum ben? Beni dinlemiyorsunuz bile. Anlatmama izin vermiyorsunuz. Sürekli geçmişimi inkar etmemi istiyorsunuz. Ben Aylin değilim. Ben Ezel'im. Bunu kabul edin artık. Onlar benim parçam. Onlar beni ben yapan geçmişim. Eğer bu konuda yeniden üstüme gelirseniz bir daha beni göremezsiniz. Ne zaman bitecek çalışmalar? Daireler için 3 ay gibi bir zamana ihtiyacımız var. Ancak alışveriş merkezi için daha uzun bir süre gerekecek. Kredilendirme için herhangi bir bankayla görüşüldü mü? Bir bankayla anlaşıldı diye biliyorum. Ancak Melek Hanım size daha detaylı bilgi verecektir. Hoş geldiniz baba. Haber vermediniz geleceğinizi. Seninle konuşacaklarım var oğlum. Sevkiyatta yaşadığımız başarısızlık başımızı ağrıtacak gibi görünüyor. Bulgar'dan bir tepki gelmedi mi? Niran gitti hepimizi temsilen. Bütün sorumluluğu o aldı. Bulgar mallarını geri istiyormuş. İyi de hepsi polisin eline geçmiş. Malın nesini geri istiyor? Açlığı. Sen çok cesur bir çocuksun. Yüreklisin, korkusuzsun. Ama sözünü ettiğimiz kişi Bulgar. Nasıl bir şey ki bu Bulgar? O yeryüzünde görüp görebileceğin en korkunç, en acımasız insan. Yok etmek istediğini, aklı hayale gelmeyen işkencelerle acı çektire çektire öldürür. Ulaşamayacağı yer, bitiremeyeceği iş yoktur. İnan ki biz de dahil olmak üzere birçok komşu ülkede ondan habersiz kuş uçmaz. Şu Bulgar'ın yüzünü kimse görmemiş değil mi? Aramızda ona en yakın olan Niran'dı. O bile doğru düzgün görememiş. Diren malları yerine koyacağız Aşlı. Anlayamadım efendim. Fırtınadan önceki sessizlik var Aşlı. Hissediyorum. Ve ben Süleyman Çesen olarak onun yanında yer almalıyım. O yüzden kaybettiğimiz malı tedarik edip Bulgar'a teslim edeceğiz. Bu kadar patlayıcı ve silah nasıl buluruz efendim? Hem birlik... Birlik falan umurumda değil benim. Selvi Hanlı ve Niran'la onların küçük işleriyle uğraşmak hiç istemiyorum. Daha çok güç istiyorum. Ve güç Bulgar'da. Ela Tokar. Mola. Sus. Her şeyi yüzüne gözüne bulaştırdın. Hırslarının kurbanı oldun. Sana hata istemiyorum demiştim. Emirlerime itaat etmedin. Ben olmasaydım kimse izini bile bulamazdı. Oradan çıkamazdın. Mola, izin edeme. Nukosim blogodarne çemesi basitte. Ben gerçekten... Seni kendi emniyetim için kurtardım. Asıl hedef benim, sen de gir. Bana ulaşmak istiyorlar. Beni tehlikeye attın İran. Affım yoktur. Acımasızlığımı bilirsin.
şeyi telafi edeceğim efendim. Lütfen bağışlayın beni. Nasıl telafi edeceksin? Efendim, ne isterseniz. Sreşto dıştariyami. Tevoya живот diran. Şete namereş dıştariyami. Sega si otivay. Dobre rozbira. Prijeden ten gospodine. Kendi canım için kızınızı bulacağım. Size teslim edeceğim. Söz. Söz. Merhaba. Merhaba. Geldiğin için teşekkür ederim. Biraz yürüyelim mi? Telefonda sesin endişeli geliyor. Neyin var? Korkuyorum Esmer. Şeref öldürüldü. Biz de tehlike altındayız. Özellikle de ben. Şeref'i birliğin içinden biri öldürdüyse beni de sağ bırakmayacaktır. Endişelenme. Temkinli ol ve çok dikkat et. Bunu kim yaptıysa bir süre dikkatleri üzerine çekmemek için harekete geçmeyecektir. Can güvenliğin için ne gerekiyorsa yapacağım. Başkanla konuşup seni bu görevden adlettirip güvenli bir yere yerleştirilmeni isteyeceğim. Teşekkür ederim. Çok sevinirim. Sence Şeref'i kim öldürdü? Kim yaptı bunu? Ben Niran'dan şüphe ediyorum. Arkası sağlam. Çok güçlü bağlantıları var. O gün hedef hem ben hem de Şeref'ti. Niran sandığımdan da tehlikeli bir kadınmış. Lütfen sen de kendine çok dikkat et. Ortalarda gözükme. Talimatları bekle. Esmer. Sana o resimleri ben yolladım. Neden yaptın bunu? Üçünüze de birbirinize ait parçalar gönderdim. Sizin yetimhaneden arkadaş olduğunuzu Şeref tarafından biliyordum. Demek gerçeği bilmeyen tek bendim. Niye söylemedin bunu bana? Neden sakladın? Sana açıklamayı çok istedim. Ama görevim bunu yapmayı engelledi. Size ancak bu şekilde yardım edebilirdim. Birbirinizi bulmanızı çok istedim Esmer. O kadar acı çekiyordun ki bir şeyler yapmak istedim. Ama elimden sadece bu kadarı geldi. Peki bunu bana şimdi niye açıklıyorsun? Bana bir şey olursa Şeref gibi arkamda sırlarla gitmek istemiyorum. Beni affet Esmer. Yaptığın her şey için sana çok şey borçluyum. Çok kolay oldu. Tahminimden de kolay oldu.
Ama daha bitmedi. Geldim hayatım. Ah, hoş geldiniz. Bu ne sürpriz? Babanız yok mu? Yurt dışından misafirleri gelecekmiş. Seni arayacak. Allah Allah. Nasılsın Yasemin abla? Canım hayalcim. Baban olmasa da gelmenize çok sevindim. Hoş geldiniz. Sen kocaman delikanlı olmuşsun bebeğim. Ne kadar yakışıklısın böyle. Teşekkür ederim. Hadi gelin bakalım. Ver bunu bana. Oo, neler hazırlamışsın Yasemin abla. Babam şansına küssün. Yiğitçim sen otur bir tane. Biz hayali masaya tabak getirelim, tamam mı tatlım? Tamam. Hadi gel. Bir tanem sen dolaptan içecekleri alır mısın? Tamam Yasemin abla. Ben de servisleri çıkarayım. Yasemin abla, sana bir şey söyleyeceğim. Söyle canım. Ben annemde kalmak istemiyorum. Lütfen babamı ikna et. Orada çok mutsuzum. Sizinle oturmak istiyorum. Bir tanem benim. Annene haksızlık ediyorsun ama. Böyle bir zamanda anneciğini yalnız bırakmamalısın. Onun size ihtiyacı var. Hatta yakında daha da fazla ihtiyacı olacak, değil mi ama? Öyle ama... Anlaştık o zaman. Sen çok akıllı bir kızsın. Hadi bakalım gel. Kardeşini bekletmeyelim. Beklesene. Ne kadar görgüsüzsün. Acıktım. Ne yapayım? Al bakalım yakışıklı. Teşekkür ederim Yasemin abla. Afiyet olsun bir tanem. Hayalcim. Tabaktaki her şey bitecek. Çok zayıflamışsın sen görmeyeli. Sizin iyi beslenmeniz lazım. O hep diyet yapıyor. Kapa çeneni. Aa, kavga etmeyin ama. Çocuklar. Bakın size ne diyeceğim. Babanız kararımızdan bahsetti mi size? Ne kararı bu? Ben açıklayayım o zaman. Biz babanızla evleniyoruz çocuklar. Tebrik ederim. Sizin adınıza çok mutlu oldum. Yani sen bizim annemiz mi olacaksın? Bizim annemiz var salak. O Yasemin abla olacak. Güzellerim benim. Görün bakın ne kadar mutlu ve büyük bir aile olacağız. Çok eğleneceğiz birlikte. Artık her şeyi birlikte yapacağız. Bundan sonra okuldan sizi ben alacağım. Sizin yarın dershaneniz var değil mi? Evet Yasemin abla. O zaman yarın ben alacağım sizi, tamam mı? Oradan da... Pizza yemeye gideriz. Olur. Yaşasın. Neyin var senin tanrıçam? Bu akşam çok keyifsizsin. Yapışma, yapışma. Daraltma beni. Ne pişirdiysen hepsi üstüne sinmiş zaten. Tencere gibi kokuyorsun. Sana Çin usulü nefis bir tavuk yaptım aşkım.
İçinde afrodizyak var. Afrodizyaklık hali mi var benim? Bu evde yemek yapacak kaç tane hizmetçi var? Sana mı düştü ev hanımlığı yapmak? Yok ama ben yapmak istedim aşkım. Yaranamadık yani sana da. Ben yemekten önce sana jacuzziyi hazırlarım. Ne dersin? Rahatlarsın biraz aşkım. Stres atarsın. Ne yaparsan yap be. Aşkım, gidiyorum. Banyoyu hazırlıyorum. Seni nasıl rahatlatacağım bak şimdi göreceksin. Bazen hiç çekilmiyorsun. Barut fıçısı, şuna bak. Aylin, yetimhanedeki arkadaşı. Sinan mı bu? Sen ne yaptığını sanıyorsun burada? Hiç. Ben çantadaki resimleri görünce... Ne o? Benim özel eşyalarımı mı karıştırır oldun? Bana bak, fazla meraklısın. Benim evimde benim özel şeylerimi kurcalayanın sonu fena olur. Tamam. Karıştırdım. Bunlar ne peki, söylesene. Ailenin fotoğrafları... Niye sende? Yetimhanedeki resimleri bile var. Ne işin var senin ailenle? Ne yapmaya çalışıyorsun bunlarla? Sana ne be? Sana ne? Hesap mı vereceğim sana? Bana bak avukat bey. Tehlikeli sularda yüzüyorsun, dikkat et. Bir daha da sakın işlerime burnunu sokma. Seni yakarım. Şerif'in verdiği anahtarla çekmeceyi açınca ve bu dosyayı görünce sanki dünya durdu Ali. Ali'nin Ezom olduğunu öğrenince kendime kızdım. Nasıl bilemedim? Nasıl anlayamadım Ali? Bunlar bizim gerçeğimiz. Bütün gerçeğimiz Şeref'te saklıymış. Ve bize hiçbir şey söylemedi. Bunlar bize ait bilgiler. Peki Roza ile Eşref'in fotoğrafları neden burada? Bu adam kim? Bunlar ipuçları. Hikayeyi tamamlayacak her şey bunda. Ama biz hiçbir şeyi tamamlayamıyoruz. Bu bir şifre. Başka bir alfabeyle yazılmış. Bir şifre uzmanına danıştım. Ve ancak yazan kişinin çözebileceğini söyledi.
Bu ne demek böyle ya? Delireceğim şimdi. Allah kahretsin. Gidelim. Ne? Yürü hadi. Şeref'in ofisine gidiyoruz. Çabuk ol. Niye gidiyoruz? Anlatsana. Bu alfabe Şeref'in ofisinde gizli. Çünkü alfabenin sahibi o. Unutmamak için mutlaka bir yere gizlemiş olmalı. Nerede bu? Nereye koymuş olabilir? Her tarafı didik didik arayacağız. İğne deliğine girse bulacağız. Beni koru! Nereden ateş ediyorlar? Burası korunuyor. Birileri bir şeyleri bulmamızı istemiyor. Takip ediliyoruz. Buradan hemen çıkmamız lazım. Koş! Bizden büyük şeyler bizi bekliyor Esmer. Alo. Tabii efendim. Emredersiniz efendim. Hemen geldim efendim. Evet Sinan. Geç otur şöyle. Nasılsın? İşler nasıl? Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Hala en tepeye ulaşamadık ama çok yol kat ettik bildiğiniz gibi. Bizim için önemli bir iş bu biliyorsun. Şeref'in başlattığı ve maalesef devam ettiremediği bu görevin en iyi şekilde neticelenmesi lazım. Evet efendim. Biliyorum. Elimden geleni yapacağımı bilmenizi isterim. Çalışmalarından çok memnunuz. Bu yüzden seni az kadroya geçirmeye karar verdik. Daha önce hiç yapılmamış bir uygulama. Kadron onaylandıktan sonra Şeref'in yerine seni atamayı düşünüyorum. Artık dışarıdan bir eleman olarak değil, içeride as eleman olarak çalışacaksın. Ne o? Sevinmiş gibi değilsin. Efendim, şeref duyduğum bu görevi bana layık gördüğünüz için. Ama beni mazur görün. Söz verdiğim gibi son görevi tamamlayacağım. Fakat daha sonra bu şehirden uzaklaşmak, farklı bir hayat kurmak istiyorum kendime. Hemen karar verme. Ben senin bu görevi kabul etmende ısrarlıyım. Bir hafta düşün. Umarım bizleri hayal kırıklığına uğratmazsın. Ve seni bekleyen bu görevin ulvi bir vatan hizmeti olduğunu idrak edersin. Hırsızlık çetesinin üyesi bunlar. Hepsinin 50'ye aşkın sabıkası var.
Maaşa tabiler. Abi ömür mü yeter bu kadar suç işlemeye ya? Bu adam ne zaman suç işlemiş? Ne zaman yatmış? Ve ne zaman çıkmış? Adi suçların cezası daha az. Belli bir süre yatıp çıkıyorlar. Sonra tekrar aynı işi yapmaya devam ediyorlar. Hangi suçtan içeriye girmişler bunlar? Her şey var. Hırsızlık, gasp, adam yaralama, adam öldürme, yan kesicilik, uyuşturucu. Her yol var yani. Ulan bunları benim elime verecekler var ya. Böyle hepsini teker teker benzetirim vallahi. Tabii tabii. Sinan gelince tekrar detayları konuşuruz arkadaşlar. Kısacası arkadaşlar, bu herifler organize çalışan büyük bir çete. Evleri, iş yerlerini gasp ediyorlar, soyuyorlar. Çetenin başları da bu herifler. Tanıdım bunları ya. Dolapdere'deki bir bölge içinde kalabalık gruplar halinde yaşıyorlar. Ve çok planlı programlı çalışıyorlar. Öyle sandığımız gibi boş değil bunlar. Muhbirimize göre haftaya bir banka soygunu planlıyorlar. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldin abi. Hoş geldin. İyi akşamlar. Biz de Watt'ın yapacağı yeni operasyondan bahsediyorduk. Konuşalım mı? Nereye gittin? Merak ettim seni. Bir işim vardı. Siz devam edin arkadaşlar. Benim Ali ile konuşmam lazım. Hayırdır? Nerelere kayboldun? Teşkilatla ilgili. Beni aradılar, gitmek zorundaydım. Bir şey mi oldu? Terfi ettim Ali. Başkan Şeref'in görevine benim devam etmemi emretti. Seni tebrik ederim. Mutlu olman gerekmiyor mu? Daha ne istiyorsun? Herkes senin yerinde olmak ister ama sen yasta gibisin. Ben bu işlerden sıyrılmak istiyorum artık. Ezel'le sakin bir hayat yaşamak istiyorum. Bence sahip olduklarına şükret. Hayat bugünlerde sana çok cömert davranıyor. Kız odasından çıkmıyor. Tamam, uzatma, düzeldik işte. Benimle konuşmadı Selçuk. Rahat bırak biraz şu kızı Meral. Yalnız kalmak istediği belli işte. Kim bu saatte? Timur ve o yılansa çekemeyeceğim Selçuk. Ben bakarım. Aile yattı galiba. Efendim rahatsız ediyorum. Özür dilerim. Girebilir miyim? Gel bakalım. Sözünü unutmuşsun bakıyorum. Sizinle konuşmak istiyorum. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. Aylin, arkadaşın geldi. Aşağı iner misin? Buyurun oturun. Göremiyor çünkü.
burada? Arkadaşının bizimle konuşacakları varmış kızım. Sizi dinliyoruz delikanlı. Biz Ezel'le yetimhanede birlikte büyüdük efendim. Birbirimizi uzun zamandır tanımamıza rağmen gerçeği yeni öğrendik. Aylin bize her şeyi anlattı. Haberimiz var. Size karşı çok mahcubum. Size bir söz verdim ama tutamadım. Beni yanlış tanımanızı istemiyorum. Gerçeği öğrendikten sonra her şey değişti. Sizden özür dilerim. Ezel benim çocukluk aşkım. Ömrüm onu her gün bulacağım diye umut ederek geçti. Ve ne büyük mucizedir ki aşık olduğum Aylin, aradığım Ezo çıktı. Ben onsuz bir hayatta yaşayamam. Nefes alamam. Ne olur anlayın bizi. Benim mutlu olmamı istiyorsanız kabul edin artık her şeyi. Üzgün olduğum, acı çektiğim gecelerde yıllarca yetimhanedeki resimlerimize bakarak avundum. Esmer'i hiçbir zaman unutamadım. Eğer izin verirseniz kızınızı sizden istiyorum efendim. Onunla evlenmek istiyorum. Haydut'la evlenmene izin vermeyeceğim. Ben haydut değilim efendim. Kızımdan uzak dur dedim sana. Ayağına geldim. Konuştum. Söz verdin ama tutmadın. Defol git şimdi bu evden. O giderse ben de giderim baba. Aylin. Bu gangsterin karısı mı olacaksın kızım? Onun yaşadığı hayatı mı yaşayacaksın? Ben onunla ölüme bile giderim. Sen de defol. Bu evde yerin yok artık. Selçuk. Thank you.
Seni evlatlı kalan aile adını değiştirmeyerek ne kadar büyük incelik yapmışlar değil mi Ezel'cim? Evet. Beni değiştirmeye çalışmadılar. Olduğum gibi kabul ettiler. Hep sevgi ve şefkat gösterdiler. Onları da kaybetmiş olman ne acı değil mi canım? Evet. Ama sizi buldum. Annemi buldum. Bir tane. Canım. Sen bana hiç yaşamadığım annelik duygusunu yaşattın. Tanrı dualarımı kabul etti. Seni karşıma çıkardı. Ben de annemi bulabilmek için her gece dua ettim. Anneciğim. Eminim. Sana bir şey söylemek istiyorum. Ne yapıyorsunuz? Bırakın! Bırakın beni! Bırakın! Bırak! Hayır! 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 Hayır. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın beni. Bırakın. Ne olur. Kızdırabayın Rosa. Dilgo vremen mina.